Sinemada, televizyonda izlediğiniz ünlü isimlerin ekranda göründükleri ilk anları hatırlıyor musunuz? Magazin 8 editörleri tozlu arşivlerden ünlü isimlerin ilk oyunculuk deneyimlerine ait anları bulup çıkardı. İşte ünlü oyuncuların ilk rolleri. Magazin 8'in zaman tünelinde bu hafta şok görüntüler var. Yılmaz Erdoğan'ın bu hallerini hatırlıyor musunuz? Sevgili seyirciler, sanırım programımız amacına ulaştı. Mehmet Günsür'ün acemilik yıllarına gidiyoruz. Ve Perihan ablanın yanında iki gözü iki çeşme ağlayan, 1985 yılında Şener Şen'in kucağında ağlayan, bugünlerde yıldız olan bu minik oyuncuyu tanıdınız mı? Ne oldu yine? Annemi özledim. Gel babana. 1967 Hakkari doğumlu Yılmaz Erdoğan'la başlıyoruz ilk rollere. Ya ben sana demedim mi bu etkinlik her zaman o kadar kısa sürmez diye. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde öğrenim görüyordu ancak eğitimini tamamlamadı, sahneleri tercih etti. Yıl 2014'e gidelim öyleyse. Son Umut isimli filmde kariyerine altın harflerle yazdırdığı bir başarı yakalamıştı Yılmaz Erdoğan. Maybe we could help him. You know what the chances of finding his boys are. He's the only father who came looking. 2005 yılına geçtik Işık Hızı'yla. Şöyle bir hafızaları yokladığımızda bu filmi hatırlayanların sayısı oldukça çoğunluktadır diye tahmin ediyoruz. Hocam nasıl bir tip? Yıl 2001. Kendi halinde, kendi damında yaşayan Deli Emin'di Yılmaz Erdoğan. İçinizde taklatmaya güvercinler var. Deli Emin'in tikleri vardı. Arkadaşları onunla çok uğraşırdı. Ve geldik efsaneleştiği yıllara. 1995 yılında ekrana gelmeye başlayan Bir Demet Tiyatro'nun Mükrem'in çıtırını canlandırdı Yılmaz Erdoğan. Hürmetler. Hoş geldin Mükrem abi, hoş geldin. Vay. Mahallenin bitirim abisi Mükrem'in çıtır rolündeydi Yılmaz Erdoğan. Allah Allah, kafanız basmıyor diye ne dalga geçiyorsunuz be? Bir Demet Tiyatro'da Feriştah rolündeki Demet Akbağ'la efsane sahneleri vardı Mükrem'in çıtırın. Atlamadan geçmeyelim. Numanamcan haberi var mı senin burada olduğundan? Ama yok, Numan hasta yatıyor, angut gribi olmuş. Yıl 1994. Yasemin Yalçın'ın efsane tiplemesi Sürahi Nine'yi hatırladınız herhalde. O zamanın dev kadrosunda, hem yazar kadrosunda hem de torun rolündeydi Yılmaz Erdoğan. Yıl 1988, tam 28 yıl önce. Bakar mısınız Yılmaz Erdoğan'ın şu hallerine? Hayrola, nereye böyle? Okula gidiyorum. Bu kadar kitapla mı gidiyorsun okula? Olacak O Kadar isimli televizyon programında yazar kadrosunda görevliydi Erdoğan. Ancak bu skeçte işte bu şekilde muhabir rolünü canlandırarak ilk kez kamera karşısına çıkmıştı. Sevgili seyirciler, sanırım programımız amacına ulaştı. Zaman tünelinde bakın kiminle karşılaştık. 8 Mayıs 1975 İstanbul Fatih doğumlu Mehmet Günsur'la birlikteyiz. Türkülerimizi de biliyor, Türkiye'yi de biliyor. Uzun yıllardır İtalya'da yaşıyor. Oyun muydu her şey? Hayır. Yalan mıydı? Hayır. Şehzade Mustafa olarak izlemiştik onu 2 sene boyunca Muhteşem Yüzyıl'da. Aşk. 2007-2008 yılında Bıçak Sırtı isimli dizide Mehmet Ertuğrul rolünü canlandırmıştı Mehmet Günsur. Tanımadığım bir kadınla ilişki kurmak istemiyorum o kadar. Oyunculuk kadar şarkı söylemeyi de çok seviyor. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezuniyetinin hemen ardından bir süre hem oyunculuk hem de müzik grubuyla konserler verdi. Resimler sarı güneşsizlikten. 1999 yılına uzanalım ve Sır Dosyası adlı yapımdaki rolüne bakalım. Bakın üst araması yapan polis rolünü nasıl canlandırıyor. Hamam filminde işte bu rolüyle geçmişti kamera karşısına 1997 yılında. Magazin 8'in zaman tüneli yolculuğunda vay be dedirten görüntülerde sıra. Ne oldu yine? Annemi özledim. Yıllar hem güzel hem de acımasız, hızla akıp gidiyor. Burçin Terzioğlu bu halleriyle resmen görenleri şaşkına çeviriyor. Kata olmadı, isteyerek yaptık. Bir de dikkatle şu hallerine bakın. Poyraz Karayel dizisinde Ayşegül rolünü canlandırıyor Burçin Terzioğlu. Beyaz önlükten alışığım Poyraz. Yabancılık çekmem. 6 yıl öncesine dönelim öyleyse. Resmen diziye girişiyle dizinin takipçilerinin de sektörün de alkışını almıştı Burçin Terzioğlu. Bırak ya! Bırak, yapsın ne yapacaksa! Ne yapacaksın? Lafı uzatmadan, sözü dolandırmadan hemen ilk rollerine gidelim büyük bir keyifle. Annemi istiyorum.
evladım. 1986 yılındayız. Tanıdınız mı Burçin Terzioğlu'nu bu halleriyle? Kaza olmadı, isteyerek yaptık. Henüz 6 yaşında burada Burçin Terzioğlu. Bu yıllarda nasıl güzelliği ve oyunculuk başarısıyla göz dolduruyor, alkışı hak ediyorsa, o yıllarda da sevimli bir çocuk olarak kamera karşısında rol yapıyordu. Ne oldu yine? Annemi özledim. Ve daha da şoke edecek görüntülerde sıra. Şener Şen Çıplak Vatandaş filminde işten eve dönen bir babayı canlandırıyor bu sahnede. Kimler ağlatmış benim güzel kızımı? Henüz 5 yaşında. Kapıda kocaman bir oyunculuk sergileyen ve babasını rol icabı bekleyen bu küçük hanımefendi de Burçin Terzioğlu. Bak bakayım. İşte masada gürültü yapan bu tatlı yumurcakların arasında da var Burçin Terzioğlu. Yıllar hem güzel hem de çabuk geçiyor. İnsandan belki de çoğu şeyi alıp götürüyor. Geriye ise tatlı anılar ve silinmeyen hatıralar kalıyor.